Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de kaydır işlemini kullanarak hücreler şeklinde bulunan verileri birleştirmek mümkün. Ekranımızdaki gibi A sütununda yer alan bakın ad ve soyadlar ayrı ayrı hücrelere yazılmış. Bunları birleştirmek için arkadaşlar kaydır işlemini kullanmamız gerekecek. Kaydır işlemi bildiğiniz gibi belirlediğiniz bir adresin örneğin kaydır diyelim ve A1 hücresinden itibaren noktalı virgül bir hücre aşağıya ve bir hücre sağa doğru gitmek için kullandığımız bir işlev. Bakın burada 0 yazınca A1 hücresinden bir hücre aşağı, 0 hücre sağa git şeklinde geldiğinizde bize Öztürk ifadesini verecektir. Çünkü niye? A1 hücresinden bir hücre aşağıya indi. Bize burada isim lazım olduğu için arkadaşlar, A1 hücresindeki değer lazım olduğu için 1, 2, 3 değerlerini satır işlevini kullanarak getirelim. Bakın satır işlevi de bildiğiniz gibi bulunduğunuz satırın numarasını verir. Eşittir satır yazıp parantez açıp kapattığınız zaman bir değerini görürsünüz. Bu bulunduğunuz hücrenin birinci satırda olduğunu gösterir. Aşağı doğru geldiğimizde 7-8 ifadelerini bakın 7. satır, 8. satır şeklinde bunları görürsünüz. Şimdi bunu kaydır işleviyle beraber nasıl kullanırız? Bakın eşittir kaydır diyoruz tekrar A1 hücresinden itibaren satır numarası kadar kaydır. Yani hangi satırdaysak 2 ise 2, 3 ise 3 kadar kaydır. Noktalı virgül 0 sağa doğru sütun kaydır şeklinde yapıyoruz. Enter'a bastığınızda bakın Öztürk ifadesini yani şuradaki ikinci değeri bulduk. Aslında bize birinci değer lazım. O zaman bu gayet kolay. Satırdan bir çıkardığımız zaman yani bir önceki değere geldiğimiz zaman buna rahatlıkla erişebiliriz. Bunu yazıp Enter'a bastığınız zaman bakın ismin geldiğini görürsünüz. Şimdi bunun sonuna bir birleştirme işareti ekleyelim ve tekrar kaydır işlemini kullanalım. Tekrar A1 hücresinden. Bu sefer satırdan bir çıkarınca satır kadar kaydır şeklinde diyorum ve sıfır hücre yana git. Enter'a bastığınızda bakın ifadelerin geldiğini görürsünüz. Buradaki değerlerin birleştiğini görür. Ama dikkat ettiğiniz gibi soy isimler ayrı gelmedi. Bunun için de şöyle yapalım. Birleştirme işaretinden sonra çift tırnak boşluk çift tırnak koyalım ve tekrar birleştir işaretini kullanarak Enter'a bastığınız zaman bakın artık buradaki birleştirme işlemini yaparsınız. Bunu aşağı doğru çektiğinizde formül otomatik olarak gelir. Örneğin buraya can yazalım. Bakın direkt gelecektir. Altına da bağcı yazdığınız zaman direkt buraya bakın birleşmenin geldiğini görürsünüz. Kaydır işlevini satır işleviyle kullanarak bu şekilde çok güzel yapabiliriz. Öbür türlü bunları yapmak çok zor. Hani bunu buradan al eşittir A1 A2 al gibi uğraşmak yerine bununla beraber bakın kolay bir şekilde yapılabilir.